Bugünkü konumuz doğru tespiti, half dönüşümü ve daire tespiti konusu. Açıkçası literatüre baktığımız zaman bilgisayarlı görü alanında yapılan birçok çalışmada half transform'un etkin bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bugünkü anlatacağımız dersin pratik uygulamaları gerçekten epeyce yaygın diyebilirim. Ses görüntü ise çok iyi. Kayıt işlemini o zaman rahatlıkla yapmış olduk. İlk önce bölümün hedefi hakkında kısaca bazı bilgiler vermek isterim. Bilgisayarla görü alanında ele aldığımız, işlediğimiz bir görüntüden anlamlı sonuçlar çıkarmak bizim temel hedefimizdi. Bu anlamlı sonuçlardan biri de kenarların ve eğrilerin tespit edilmesi. Çünkü kenarlar ve eğriler birçok nesnenin esasında tanımlanmasında önemli bileşenler olarak rol oynuyorlar. Eğer biz bir görüntü üzerindeki belli nesneleri tespit etmek istiyorsak bunların daha önceden kenarlarının bulunabildiğini, tespit edildiğini görmüştük. Şimdi kenar dışında biraz daha gelişmiş. Buna doğru diyebiliriz, daire diyebiliriz. Daha gelişmiş olan özelliklerinin tespit edilmesiyle ilgili bir yaklaşımı göreceğiz ve burada literatürde çok kullanılan half dönüşümünü ele alacağız. Ve bu yaklaşımı da daha çok dairesel ve yuvarlak şekillerin tespit edilmesine yönelik olarak uygulayacağız. Bu sadece bir örnek uygulama. Aklımızda half dönüşümü ve daire tespiti birbiri ilişkili olarak kalmasın. Half dönüşümüyle başka tipteki şekillerin de bulunması mümkün. Bu konuyu anlatırken bir de bazı ön bilgiler vermemiz anlamlı. Özellikle bu half dönüşümünü açıklarken görüntü üzerinde biz belli kenar bölgelerini veyahut da kenar noktalarını tespit ettikten sonra bu kenarları birleştiren hayali bir çizginin arayışı içindeyiz esasında. Bu şekilde açıklayabilirim motivasyonumuzu. Bu işlemde nümerik analiz tabanlı olarak konuşulduğunda, nümerik analiz dersindeki kavramlarla konuştuğumuzda bir eğri uydurma problemine çok benzer. Buna curve fitting denir. Gerçekten bu yönteme, bu bakış açısıyla da bakmak belki mümkün olabilir. Tabii bu şekilde ele aldığımız zaman bu durumda biraz sonraki şekillerde daha iyi göreceğiz ama bir ön bilgi olarak belli bir kenarın etrafına dağılmış noktaların içlerinde bir kısmı çok aşırı uçlu olabilir. Bunlara istatistik diliyle aykırı noktalar, outlier deniyor. Bunların tabii ki çok dikkate alınmaması gerekir. Outlier'lar bazen gürültü olarak da adlandırılabilir her zaman olmasa da. Bu arada dikkat ederseniz şu birkaç dakika içinde size kavramlardan bahsettim. Hatta bu kavramların hangi dersler, hangi alanlar kapsamında kullanıldığından bahsettim. Her zaman söyleyebileceği gibi bilimsel bir faaliyet yapıyorsanız temel kavramlarla bunu ancak gerçekleştirebilirsiniz. Kavramlar bizim için çok önemli temel unsurlardır. Yine bir hizalama kavramımız var. Alignment olarak İngilizce geçiyor. Bu hizalama kavramı da şöyle düşünebiliriz. Elimizde bir dağılan noktalar kümesi var ve elimizde bir şekil var. İşte belli bir örneğin kenar bilgisi var. Bu kenar bilgisini bu şeklin üzerindeki dağılan noktalarla hizalamak istiyoruz. Yani onların üzerine getirip oturtmak istiyoruz diyebiliriz.
Bunu yaparken tabii ki en uygun, doğru pozisyonu, yönelimi bulmamız lazım. İşte bu en uygunu, en iyiyi bulma problemi bir optimizasyon problemi olarak ele alınmakta. Optimizasyon sırasında biz belli parametreleri değiştirerek en uygun parametreleri bulmaya çalışırız. Bu amaçla kullanılabilecek literatürdeki en meşhur yöntemlerden biri least squares fitting denilen en küçük kareler yöntemidir. En basit temel bildirilerden, makalelerden başlamak üzere en karmaşık bilimsel makalelere kadar her yerde en küçük kareler yöntemiyle karşılaştığımızı söyleyebilirim. Kitaplarda çok temel konulardan biri olarak yine en küçük kareler yönteminin geçtiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Bu yöntemi tanımak bizim için büyük bir imkan olacak. Belki başka derslerde görmüş olabilirsiniz. Çok iyi hatırlamıyorum. Bilmiyorum müfredatınızda açıkçası var mıydı bu konu başka derslerde? Olmayabilir. Varsa hatırlatırsanız memnun olurum. Bu yöntemde verilen bir nokta kümesine en uygun eğriyi noktaların kendilerine en yakın eğri noktaları arasındaki toplam uzaklığı minimize etmek üzere bulmaya çalışırız. Bu yaklaşımın girdilerine bakarsak ilk önce elimizde bir nokta kümesi olması gerekiyor. Bunlar bir veri gibi ele alınabilir. Nokta kümeleri x1 ve y1 gibi x ve y koordinatlarından oluşan bir şekilde bize verilmiş olsun. Bunlar xn, yn şeklinde toplam n adet farklı nokta verilmiş olabilir. Birinci noktadan n'inci noktaya kadar. Tabii x koordinatları ve y koordinatları bir düzlem üzerinde hayal edilebilir. Ve düzlem üzerinde olması lazım. Ve biz böyle bir düzlem üzerinde bu noktaları birleştiren bir doğru parçası aradığımızı düşünelim. Bu doğru parçası da y eşittir mx artı b formülü ile ifade edilsin. Tabii bu doğrunun gördüğünüz gibi iki tane önemli parametresi vardır. M ve B. M eğimi işaret eder. B ise bu doğrunun hangi yükseklikten geçtiğini söyler. Örneğin bu bir M değeridir, bu başka bir M değeri, bu başka bir M değeridir. Belli bir M değerine göre B'lerin değişmesi doğrunun yukarıya, aşağıya doğru hareket etmesine neden olur. Başka bir deyişle x eksenini kestiği yer değişir veya y eksenini kestiği yerde değişir diye yorumlayabiliriz bunu. Formülümüze baktığımız zaman formülümüzde herhangi bir noktanın elimizdeki var olan bir m ve b parametresine göre böyle bir doğrunun üzerinden mi geçiyor yoksa başka bir yerde mi sorusuna cevap bulmak için hesaplayabileceğimiz bir hesap tekniği var. Buna hata hesabı deniyor. İngilizce error kelimesinden gelen E harfiyle biz bu kelimeyi kısaltıyoruz. Nasıl bir hata? Yeşil oku aktif hale getirip göstermeye çalışayım. Benim elimde önceden bana verilen tanımlı bir M ve B değeri var. Bir de yeni gelen bir X değeri var. Bir noktanın X koordinatı var. Ben bu noktanın X koordinatını bu formüle yerleştirdiğim zaman eğer bunun sonucundaki çıkan şu kısımdaki bileşendeki değer y ile aynıysa bu durumda benim vermiş olduğum nokta gerçekten doğrunun üzerindedir. Ancak bu y değeri ile şurada hesaplamış olduğum değer arasında farklılık varsa bu durumda bir hata vardır ve x, i, y, i noktası benim aradığım doğrunun üzerinde değildir.
anlamı buradan çıkar. İsterseniz size bir sonraki grafikte, çünkü sayısal olarak bir değer olmayacağı için burada basit bir örnekle bir şey yapalım. Mesela y eşittir 2x eksi 1 gibi bir doğrumuz olsun. Şimdi ben size bir koordinat kümesi, bir tane koordinat değeri vereyim. X ve y değerlerinden oluşan, bakalım bu koordinat bu doğrunun üzerinde mi? Özür dilerim. Şöyle. Bu yazmış olduğum ifade x virgül y formatındadır. Şimdi iki tarafı ayrı ayrı inceleyelim. Y sol taraftı. Y1 olarak verildi. Şimdi 2x eksi 1 tarafını hesaplayalım. Bu da 2 eksi 1'den 1'dir. Yani x'in yerine bir değerini yerleştirirsem 2x eksi 1 bana bir değerini verir. Y de zaten 1 olduğu için demek ki 1 eşittir 1 sağlandığı için yeşil okla göstereceğim şu anda denklemin sol ve sağ tarafı birbirine eşit olduğu için demek ki 1'e 1 noktası bu doğrunun tam da üzerindeymiş. Çok güzel bir haber. Şimdi başka bir koordinat veriyorum. 5,8 koordinat. X değeri 5, Y değeri 8. Bakalım bu nokta Y eşittir 2x eksi 1 doğrusunun üzerinde mi? Y'miz 8, 2x eksi 1'imiz, siz de yardımcı olabilirsiniz. 10 eksi 1'den 9 yapar. Dolayısıyla 8 9'a eşit olmadığından dolayı 5'e 8 noktası tam olarak bu eğrinin üzerinde değildir. Peki sizce çok mu uzağındadır yoksa yakınında mıdır? Mesela bir örnek vereyim. Şurada şöyle bir doğru parçamız olsun. Nokta tam üzerinde değil. Başka bir yerde. Aşağıda, yukarıda bir yerde. Uzakta mı? Yakında mı sizce? Yani bu doğru parçasına göre 5,8 noktası nerelerde duruyor? Bunu anlamak için hata ölçümü yapmamız gerekiyor. İşte bu hata ölçümü şurada göstermiş olduğumuz formülle yapılıyor. Bu formül yapılırken 9 eksi 8 alınıyor. Sonra 9 eksi 8'in yani bu hatanın karesi hesaplanıyor. O da 1'in karesi 1 olduğu için 1 çıkıyor. Dolayısıyla 1 genel olarak bakıldığı zaman esasında küçük bir hata sayılabilir. 5 ve 8 gibi bir koordinattan bahsediyorsak. 1,1 koordinatında çok anlamı değerli ama uzaklarda 5'e 8'e gittiğimizde oldukça küçük bir hata. İşte biz farklı x, y noktaları için hataların tümünü hesaplayıp topladığımız zaman ortaya bir e değeri çıkıyor. Bu yöntemde, least squares yönteminde böyle bir hatayı minimize etmeye çalışırız. Bu hata, dikkat ederseniz, kareler cinsinden ifade edilen bir hata olduğu için karesel bir hatanın minimizasyonu yapıldığından dolayı minimizasyon da en küçüğünü bulmak demektir. Karesel bir hatanın en küçüğünü bulmaktan yola çıktığımız için yaklaşımın adı en küçük kareler yöntemi olarak kalmış. Bakın ne kadar güzel. Şimdi
Bu hatayı matris formatında göstermek istersek şu şekilde yazabiliriz. Elimizdeki bütün x'leri, bütün y'leri bir matris formatında eğer göstermek istersek, yani toplamsal bir değer olarak değil de matris olarak yazarsak, o zaman bu matris çarpımları ve çıkarma işlemleri şu şekilde formülize edilebilir. Koyu bold harflerle yazıldığı zaman da bu formül sağ taraftaki gibi gösterilebilir. Hatırlarsanız iki çizgiyi çok basit olarak mutlak değer değil de norm kelimesi ile anılır. Tabii değişik tip normlar var. L1 normu, L2 normu tarzında. Buradaki kullanılan formül bildiğim kadarıyla L2 normuna herhalde ait oluyor. Ben de yanlış bir şey söylemeyeyim size. Neyse, bu norm bilgisi gibi düşünülebilir. Şimdi gelelim bir grafik üzerinde bu yapmış olduğumuz analiz ne gibi bir anlam ifade ediyor. Yeşil okla şöyle bir doğru parçası verilmiş bize. M'si belli, B'si belli. Bu doğruyu çizdiğimiz zaman şöyle bir doğru olduğunu görüyoruz. Herhangi bir veri noktası verilmiş. Dikkat ederseniz bu veri noktasının değeri hesaplandığında y'si doğrunun üzerindeki olması gereken y'ye göre biraz aşağıda kalmış. Şu noktanın y'si ise doğruya göre biraz daha yukarıda kalmış. Bazı noktalar yukarıda, bazı noktalar aşağıda kalmış olabilir. Evet, burada daha güzel bir örnek. Çok sayıda nokta görüyoruz. Ve bu noktalar bir doğru parçasının üzerinden geçiyorlar. Ve hatta bu doğru parçasıyla bu noktaları üst üste yerleştirmişiz. Dikkat ederseniz bazı noktalar yukarıda, bazı noktalar aşağıda. Mesela size şunu sorayım. Bu sol taraftaki görüntüde sizce doğru parçası iyi bir şekilde yerleştirilmiş mi? Bu arada doğru parçasını birazcık daha şöyle mi çizeyim? Yönünü bir türlü bulamadım. Şöyle galiba, değil mi? Heh. Doğru parçasını biraz daha aşağıya, biraz daha yukarıya hareket ettirsek, mesela şuradan doğru parçasını çizmiş olsak herhalde yanlış yerden çizmiş olacağız. İşte hizalama demek bu demek. Doğru yere getirip yerleştirme. Bunu da en küçük kareler başarılı bir şekilde yapıyor. Hatalı noktalar dengelemeye neden oluyor aşağıdan ve yukarıdan ve böylece doğru parçası doğru yere yerleşiyor. Buradan ben doğru bir M ve doğru bir B değerini buluyorum. Hemen sağ tarafta başka bir eğri uydurma curve fitting problemine cevap buluyoruz. Bu kuadratik bir eğri. Dikkat ederseniz x karenin tersine dönmüş. Yani eksi x kare tarzında bir değişime sahip. Yani tahminim x kare bu. Olmayabilir ama çok benziyor açıkçası. Parabolik bir yeri çünkü. Parabol, özellikle buradaki parabol kuadratik gibi gözüküyor. Bakalım yine noktalar dengelemeye neden olmuş ve eğri parçası gerçekten güzel bir şekilde yerine yerleşmiş. Evet. Bu yöntemde veri noktaları ile doğru arasındaki uzaklık düşey olarak hesaplanıyor. Yani dik, isterseniz tekrardan geri geleyim. Düşey ne demek? Bakın, hata düşey olarak test edilmiş. Ancak her zaman hata düşey olarak test edilmek zorunda değil tabii ki. 90 derece dik olacak şekilde de test edilebilir. O zaman yöntem ve formül bir miktar değişebilecektir. İşte bu düşey uzaklıkların, ki bunlara offset de denebiliyormuş. Offset belli bir noktadan bir miktar uzakta olma durumu demek. Genellikle az miktarda uzakta olmak demek. Düşey uzaklıkların, yani offsetin rotasyondan bağımsız olmamasından dolayı düşey offsetlerine dik offsetlerin kullanılması da tercih edilebiliyor. Tabii bunu ilgili formülede adapte etmemiz gerekecek. Bakın, düşey offsetler bu şekilde olurken dik offsetler bu şekilde olmaktadır. Hangisini tercih edersiniz?
Normalde çok ciddi farklılık belki olmayacaktır gibi gelmekle beraber eğri özellikle dik konuma yaklaştıkça düşey offsetler çok farklı değerler üretir. Eğri yatay durumdaysa zaten düşey offsetler dik offset gibi çalışır. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Yani düşey offsetlerin dik offsetlerle aynı olduğu an hangi andır diye bir soru gelse sınavda vereceğiniz cevap y eşittir ax artı b'nin yatay durumda olduğu andır. Bu şekilde soru bilmiyorum. Gelmeyebilir. Ama gelirse bunu söylemek mümkün. Bu durumda en küçük kareler yöntemi için şu göstermiş olduğumuz ax eksi b gibi genel formülü karesi de var. Nitelendirebiliriz. Burada tabii bulunması gereken, hesaplanması gereken değer esasında AB katsayıları olarak nitelendirilebilir. Ancak tabii buradan x'i çekmemiz de mümkün olabilir. X'i çektiğimiz zaman A'yı B'yi sağ tarafa atmamız anlamına gelir. MATLAB dediğimiz simülasyon ortamında bunu yapabilmek için çok güzel bir matematiksel operatör var. Ters bölü operatörü. Ters bölü operatörünü MATLAB'de kullandığımız zaman A matrisiyle B matrisinden yola çıkarak X vektörünü bulabiliyoruz. B de burada vektör esasında. A matrisiyle B vektörünü hesaplayarak x vektörünü bulmak için bu ters bölü işareti MATLAB'de kullanılıyor. Ters bölü denklem çözümü için kullanılan bir işaret MATLAB'de. Gerçekten burada şunu itiraf edeyim. Derslerde bol miktarda matris tabanlı formüller verilebilir, matris tabanlı çözümler sunulabilir. Normal şartlarda bunu bilgisayarda kodlamaya kalkarsanız oldukça zordur. Gözünüzü korkutabilir. Ama MATLAB kullanıyorsanız ne görüyorsanız gördüğünüzün aynısını yazarak birebir hemen sonuç elde edebilirsiniz. MATLAB'in gücü işte burada tam olarak hissedilir. MATLAB'e de mahkum değiliz. Başka matematiksel ortamlar da var, platformlar da var. Bu platformlardan yararlanarak da yine benzer hesaplamalar yapılabiliyor. Fakat ben sadece matematik değil, sinyal işlemi, görüntü işlemi de kullandığım için MATLAB'e daha çok hakimim. Ama diğer yazılımlarda var diye biliyorum. Şu anda adlarını iyi hatırlayamam ama Maple, Matcat gibi değişik isimlerle anılan yazılımlardan yararlanabiliyorsunuz bu amaçlar için. Şimdi bu yöntemin bazı avantaj ve dezavantajlarından da tabii ki belki bahsetmemiz mümkün olabilir. Açıkçası buradaki hedef fonksiyonumuz çok iyi tanımlanmış. Error'ü yani E'yi küçültmek. Optimizasyon oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. En azından MATLAB ortamını kullanıyorsanız basit bir operatörle yapılabiliyor. Bu artı yönleri. Aykırı noktalar tabii hala bir miktar yanıltabilir yaklaşımımızı. Ancak farklı yönlerde aykırı noktalarımız varsa onlar da birbirini dengeliyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yöntem aynı anda tek bir fonksiyon optimize ettiği için aynı anda çoklu uygunluk yapılamıyor. Birden fazla nesne ve doğrunun test edilmesi için bu önemli. Bu bir eksiklik olarak görülebilir ama ne kadar büyük bir eksiklik olduğu da tartışılır. Ama madem eksiklik söyleyeceğiz, onu da söyleyelim. Bu arada bir başka yöntem var. Robust least squares diye yani daha gürbüz, daha güçlü en küçük kareler yöntemi. Bu yöntem biraz önce yukarıda belirlemiş olduğumuz aykırı noktalara hassasiyeti azaltmak için önerilmiş. Size çok önemli bir mesaj vereceğim. Eğer siz bir yöntemin zayıf ve güçlü yönlerini bilirseniz, özellikle zayıf yönlerinin nerelerde ortaya çıktığını iyi tanımlayabilirseniz,
İşte bu zayıf noktaları ortadan kaldıracak önlemleri de alacak güce ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla insanlar zayıflıkların tespitinin hoş bir şey olmadığını düşünürler. Halbuki bunlar düzeltilebilmek için çok büyük anlam taşırlar. Öte yandan güçlü yönlerin iyi tespit edilmesi, doğru yerde kullanılmasına karar vermek için bize önemli bir bilgi sağlar. Bunun için kullanmış olduğumuz bütün teknik yöntemlerin hangi yerlerde güçlü çalıştıklarını bilirsek doğru çözümü, doğru problemde kullanabiliriz. Hangi yerlerde zayıf çalıştığını bilirsek onu düzeltip güçlü hale getirme imkanımız olur. Bu mesajım oldukça evrensel bir mesaj. Genel olarak bir eğriyi iki boyutlu pozisyon serisi ile tanımlamak, özellikle öz nitelik eşleme için uygun bir yapı ortaya koymakta. Birçok uygulamada bu nedenle bir doğruyu veya bir eğriyi basit bir temsil ile yakın sayan algoritmalara ihtiyaç var. Bu tür literatürde birçok yakınsama algoritmasının olduğunu görebiliyoruz. Bu algoritmalar eğer söz konusu olan şey doğruysa doğru basitleştirme, line simplification olarak da geçiyor. Bunlarla ilgili olarak çok eski tarihlerde önerilmiş Ramer, Douglas ve Poker tarafından konmuş bir çalışmadan bahsedilebilir. Bu çalışma eğrinin en uzak iki noktasını bulup bu noktaları bir doğru ile birleştirdikten sonra bu doğruya eğrinin en uzak noktasını bulur. Ve eğri daha sonra bu noktadan ikiye bölünerek algoritma öz yinemeli olarak devam ederek çakışma sürecine devam edilir. Burada bu yöntemin nasıl yapıldığıyla ilgili bir yaklaşım sunulmakta. Buradaki örneğimizde bir mavi bir eğrimiz var. Biz bu mavi eğriyi doğrular cinsinden tanımlamak istiyoruz. Buna parçalı doğru yakınsaması da denebiliyor veya sadece doğru yakınsaması ama parçalı yani kelimesi de anlam taşıyor bu algoritmada. Bunun için ilk önce dikkat ederseniz B'deki gibi bir yaklaşım yani eğrinin elimizdeki bulunan en uç iki noktası bir doğru parçasıyla birleştiriliyor. Bu doğru parçasıyla birleştirildikten sonra bunun en uzak noktası tespit ediliyor. Eğrinin en uzak noktası şu, bu doğruya. O zaman bu uzak noktadan bir dik çiziliyor. Bu dik çizildikten sonra bu mevcut eğri iki parçalı olarak buradan buraya ve buradan buraya olacak şekilde rekörsif olarak yeniden oluşturuluyor. Sonra şu kalan kısımdaki en uzak nokta bulunuyor. Ve yeşil eğri yerine burada kırmızı ile göstereceğimiz iki parçadan oluşan yeni düzeltme işlemi yapılıyor. En sonucunda dikkat ederseniz oldukça başarılı bir yaklaşımla eğriyi doğrular cinsinden tanımlayabilmiş oluyoruz. Çok etkili bir yöntem. İyi çalıştığında tabii ki söyleyebiliriz. Bu yöntem bizi işte artık hedefimize doğru götürecek. Eğrilerin çoklu doğrular ile yakınsaması çoğu zaman başarılı bir doğru çıkarıma yol açıyor. Diğer taraftan gerçek hayatta doğrular bağlı olmayan bileşenler ile gösterilebilmekte ve bir doğrunun parçaları doğrusal olmayan kısımlarıyla karşımıza çıkabilmekte. Çoğu uygulamada bu tür doğrusal olmayan kısımların gruplanarak daha geniş bir doğru oluşturması istenebiliyor. Gelelim derste ele alacağımız half dönüşümü yöntemine. Bu yöntemde her bir kenar noktası
kendi üzerinden geçen muhtemel doğru pozisyonlar için bir oy kullandığı düşünülür. Konu bu şekilde anlatılır. Daha kolay anlaşılsın diye. Yüksek oy oranını alan doğrusal veya doğru parçası için muhtemelen uygun ve doğru tam aradığımız yanıt demek mümkün olabilir. Az miktarda oy alıyorsa, oy alıyor ise bu çok da olumlu bir durum değildir denebilir. Bu durumda half dönüşümünün adımlarını şu şekilde özetleyebiliriz. Parametre değerleri için iki boyutlu bir dizi oluşturulur. Her bir kenar noktası bir parametre kümesi için oy kullanır. Her bir oy ilgili dizdeki oyları arttırır. Dizdeki global maksimum ve yerel maksimumlar bulunur. Bakalım kim en fazla oyları almış. Peki ayrıntılı olarak biz bu kısaca özetlenen adımları nasıl uygulayacağız? Bundan da ilgili olarak şimdi açıklamalar geliyor. Bir y eşittir mx artı b denklemi olsun. Burada m eğimi, b doğrunun y ekseni kestiği sabit nokta olsun. Bir noktadan geçen bir doğrunun m ve b değerleriyle o doğru half uzayında iki boyutlu bir noktaya karşılık geldiği düşünebilir. Yani elimizde farklı m ve b değerleri var. Bunların oluşturduğu tabii ki bir uzaydan da bahsedebiliriz. Yani bir doğru iki boyutlu bir half uzayında bir nokta olarak gösterilebilir. Şöyle düşünelim. Biz bir doğruyu m ve b değerleriyle eğer tanımlarsak, x ekseni örneğin m, y ekseni de b olan iki boyutlu başka bir uzay hayal edelim. Bu uzayda m ve b'nin kesiştiği yer, belli bir m ve b'nin kesiştiği nokta esasında bir doğruyu işaret eden noktadır. İlginç değil mi? Çok ilginç hem de. Matematikte bunun çok çok daha ötesi ilginç bambaşka tanımlamalar var. Açıkçası half transform bunlardan bence en kolayı. Yapmış olduğum bir bilimsel araştırmada bunun çok daha ötesindeki buna benzer. Yani bir mesela şöyle söyleyeyim. Öyle matematiksel tanımlamalar var ki siz bir eğriyi bir nokta ile temsil edebiliyorsunuz. O uzay. Çok ilginç. Bundan ilgili olarak bazı bilimsel çalışmalar yapmaya çalışmakla birlikte şu anda açıkçası çok mesafe kat edemediğimi size söyleyebilirim. Tabii birazcık işin matematik yönünde çalışacak arkadaşların da olması lazım. Beraber çalışabileceğimiz bir hocamız var. O büyük bir avantaj ama yine de çok kolay ilerlemediğini söyleyebilirim. Evet, ikinci maddeyi evet somut bir şekilde gösterebilirim. Ondan önce bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçiyor. Ancak bunun yakınsaması yapılarak bir noktadan artan m ve b değerleriyle geçen doğrular half uzayında bir küme şeklinde gösterilebilir. Örneğin, bakın burada bir doğru var. Hemen yeşil oku gösteriyorum. Bu doğru gördüğünüz gibi x, y uzayında. X, y uzayı ne demek? Bir eksen x, bir ekseni y olan bir uzay demek. Böyle bir uzayda doğru parçasını görüyorsunuz. Farklı noktalardan oluşuyor. Buraya kadar çok iyi. Şimdi gelelim bu doğrunun kullanmış olduğu m ve b değerine. Dikkat ederseniz bu doğru y eşittir mx artı b şeklinde ifade edildiğinden dolayı esasında bir adet mb ikilisi olarak tanımlanabilir. Veya bm fark etmez. Sırası önemli değil. Bu durumda bir b değeri ve bir m değeri bm adıyla anılacak eksenlerden oluşan bir başka uzayda ki buna half uzayı diyoruz. Tam olarak bir noktaya karşılık gelir. Bakın belli bir b değeri var ve belli bir m değeri var. Tam kesiştiği nokta mavi nokta. Eğer biz
Başka bir noktayı bu uzayda ele alırsak biliyoruz ki o farklı bir doğru parçasına karşılık geliyor. İşte Hubble uzayı MB'lerden oluşan bir yeni uzay bizim için. Bu parametreleri incelememiz bu uzayda mümkün olabiliyor. Tabii burada belki kafayı karıştıracak başka bir şey var. O da bu Hubble uzayında bu noktadan geçen birçok doğru olduğunu görüyoruz. Esasında bu doğrular, örneğin şöyle bir kırmızı çizgi üzerindeki doğrular farklı MB değerlerine sahip olduğu için, dikkat edin cümleme, farklı MB değerlerine sahip oldukları için XY uzayındaki onlarca ve yüzlerce doğru parçalarının kümesine işaret eder. Yani bu mavi nokta bir doğru parçası, doğru. Bu başka bir doğru, 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 başka bir doğru ve birçok doğrunun oluşmuş olduğu bir küme. Burada bir doğru olarak Hubble uzayında bu gösterilmiş. İşte bu bilgi bizim işimize yarayacak. Şöyle ki Hubble uzayını iki boyutlu bir dizi olarak gösterebiliriz. Bir matris şeklinde gösterebiliriz. M ve B değerlerinden oluşan indisler olduğunu kabul edebiliriz. Bu değerleri birleştirerek böldüğümüzde her bir kenar noktasından geçen bir doğru ilgili M ve B parametresine oy verir diyebiliriz. Yani dizinin o elemanında tutulan değer bir arttırılır. Tüm noktalar için doğrular geçirilip her bir doğru ilgili M ve B değerine oy verdikten sonra şöyle bir durum ortaya çıkar. Şimdi bakalım bu noktaların her biri demek ki belli bir şeye oy veriyor. Şimdi açıkçası söylemek gerekirse buradaki denklem muhtemelen şöyle bir B ve böyle bir M'den oluşuyor. Yani 3'ü 3 gibi bir şey. Yanlış da olabilir. Çok da önemli değil. Ben sadece olayı basit bir şekilde anlatmak istiyorum. Şu eğrinin tam üzerindeki noktayı aldığımız zaman oyunu buraya kullanıyor. Diyor ki benim bulunduğum nokta böyle bir eğri olsa gerek. Şuradaki nokta buraya kullanıyor. Buradaki nokta gitmiş yandakine kullanmış oyunu. Üzerinde bulunduğu doğruyu sanki birazcık farklı yerdeymiş gibi hesaplamış. Olabilir. Öte yandan başka bir nokta, yeşil okla gösterdim. Oyunu başka bir yere kullanmış. Esasında o tam doğrunun üzerinde olmadığı için birazcık doğrunun farklı bir tarafında bulunmasından dolayı MB uzayında da başka bir yerde oy kullanmış. Öyle düşünün. Ancak dikkat edilecek püf nokta şu. Belli bir merkez etrafında oylar dikkat ederseniz dağılıyor. Yani doğru yer iyi kötü belli. Ama noktalar farklı yerlerde konumlandığı için her birinin oy kullandığı kare değişik olmuş. Bu durumda en çok oyu olan 15 ve bunun hemen yanındaki 12 muhtemelen bizim aradığımız M ve B değerini oluşturacak. İşte bu şekilde sonuca gitmemiz mümkün. Gerçekten Hubble transformunun çok etkili bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Çünkü uç noktaların artık önemi kalmıyor. Neden? Bakın, bu niçin önerilmişti bu yöntem? Esasında outlier'ların etkisini azaltmak için. Mesela bakın şu bir oyunu veren esasında bir outlier'dır. Bu gerçekten kopuk bir noktadır. Oldukça doğrudan uzakta, oy kullanmış uzakta bir yerde. Dolayısıyla bir önemi yok onun. Göz ardı da biliyoruz onun kullandığı oyu. Böylece çünkü daha çok kişinin, majority'nin buluştuğu yer daha doğru karar vermemizi sağlıyor. Çünkü bu nokta başka bir B ve M değerini öneriyor. Halbuki o outlier olduğu için onu dikkate almamız istatistiksel olarak mümkün değil. Başka açılardan belki mümkün olabilir ama
istatistik olarak mümkün değil. Peki. Şimdi buradaki anlatılan hikaye bir doğru parçası içinde. Biz parametreleri M ve B üzerinden ele almıştık. Ancak parametreler esasında daha farklı da ele alabilir. Nitekim polar koordinat denilen koordinatlar kullanıldığı zaman gördüğünüz gibi daha farklı parametrelerden bahsedebiliyoruz. Bu parametreler açısal ve R ya da ρ diyebileceğimiz değer. Yani merkez noktadan açısal olarak belli bir açıyla bir uzaklık tespit ediyoruz. Rho uzaklığı bu noktanın bulunduğu yer dik olarak bizim aradığımız doğrunun geçtiği yerdir. Bu durumda haf uzayı M ve B'ye göre yani eğim ve B değerine göre olmak yerine açısal ve rho uzaklığına göre çizilebilir. Böyle olduğu zaman karşımıza daha farklı bir çözüm yolu çıkmakta. Yine tabii ki oylamalar devam edecek. Yani herkes oyunu kullanacak bütün noktalar ve buna göre bir rho ve bir teta değeri bulacağız. Bu açı değerini bulacağız. Ancak bu bize daha belki de sağlıklı bir sonuç verecek. Bu algoritmanın sözlü kodunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Tüm muhtemel doğrular için rho ve teta oluştur. Hesapla. İki boyutlu A dilsini rho ve tetalar ile indekslenecek şekilde oluştur. Her bir XY noktası için ve her bir teta açısı için burada görmüş olduğumuz hesapları yapıp A'ya oylama yap. Bakın oylama şurada yapılıyor. A matrisinin ilgili rho ve teta alanı bir arttırılıyor. Bu şekilde oylama yapılıyor. Ve bütün oylamalar bittikten sonra A'nın belli bir eşik değerinden yüksek olan noktasını al, tespit et ve buradan yola çıkarak parametreleri kestir, yani tahmin et şeklinde bir sonuca gidebiliriz. Dolayısıyla haf uzayını gösteren dizideki yerel maksimumlar bize doğru sayılarını esasında veriyor. Peki başka nasıl kullanabiliriz? Half transform. Bir başka kullanım tekniği, yine benzer yaklaşımı, bu sefer bir dairenin tespit edilmesi için kullanacağız. Daire formülünü hatırlarsanız x eksi a kare artı y eksi b kare eşittir r kare şeklindedir. AB merkez noktasının koordinatları, R de yarı çapı verecek şekilde formülize edilebilir. Tabii biz burada yine bilinmeyen bir parametre olarak R'yi, A'yı, B'yi bulmaya çalışacağız. Yani elimizdeki noktalar muhtemel nasıl bir merkezli ve nasıl bir yarı çaplı daire ile temsil edilebilir. Aradığımız şey bu. Bunun için elimizde bir veri örneği var. Bu bir görüntü. Dersimiz bilgisayarda görür. Burada bozuk paralar var. Bozuk paralar dairesel bir yapıda. Ve bu bozuk paraların üstünden geçen, tam dar bir şekilde geçen dairesel şekilleri bulmaya çalışacağız. Ve bu hesaplamaları yaparken, analiz ederken gördüğünüz gibi ilk önce bir siyah beyaz görüntüye dönüştürme işlemi yapılmış. Daha sonra kenarlar tespit edilmiş. Sağ tarafta kenarlar var. Sonra bu kenarlar, kenar bilgileri kullanılarak half dönüşümünden yararlanıp farklı renklerle gösterilen çemberler veyahut da daireler hesaplanmış. Biri mavi, böyle dikkat ederseniz mavi, kırmızı, turuncu, yeşil gibi farklı daireler var. Esasında bunların öncekilerden bir farkı var. Farkı şu. Buradaki beyaz çizgiler sadece bir kenar bilgisi iken ve bütün üzerindeki beyaz noktalarla ifade edilmek zorunda iken half dönüşümü kullandığımız zaman artık bu çemberleri merkez nokta ve yarıçap gibi sadece iki parametreyle tespit etmemiz mümkün. Tabii merkez nokta iki koordinat toplamda üç değer oluyor. Ama o problem değil. Üç değer diyelim. Bu koca noktalar kümesini üç değerle temsil ediyoruz. Bunu da
Bunu da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para olduğu için 8 çarpı 3'ten toplam 24 tane sayısal değerle bu çemberlerin her bir noktası tekrar çizilebilir duruma geliyor. İşte hav dönüşümü. Daha az değerle görüntüleri yorumlamamızı ve tanımlamamızı sağlıyor. Bu çok çarpıcı bir sonuç. Tabii bu dönüşümün de belli bazı dezavantajları olabilir. Mesela kapanmaya, okluyucun denilen problema hassas olmayışı gibi. Ama temel şekillerde çok iyi çalışıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada bizim esas görüntümüzün olduğu uzay şu uzay ve parametrelerimizin bulunduğu uzay mavi ve diğer renkteki çemberlerin parametrelerini sakladığımız uzay, buna parametre uzayı deniyor. Aralarında bir ilişki var. Bu ilişkiye trade-off ilişkisi deniyor. Yani doğrudan bir ilişki var. Nitekim görüntü uzayındaki piksellerden yararlanarak zaten biz bu parametre uzayını şekillendirmiş oluyoruz. Hal böyle olunca bize sadece parametre uzayı verilse o parametre uzayından yararlanarak görüntü uzayındaki daireleri çizebilecek duruma geliyoruz. Tabii ki paraların içlerindeki o doku desen bilgisini oluşturamayız. Ama etrafındaki çemberleri rahatlıkla çizebiliriz. Zaten birçok bilgisayarla görüp probleminde bize bu tarz bilgiler daha çok faydalı oluyor. Ama dokuyla da ilgilenilen yaklaşımlar var. Şu anda bizim anlattığımız half dönüşümü nesnelerin şekilleriyle ilgili parametrik analiz yapan bir yöntemdir. Dokuların iç yapısıyla kesinlikle half transformu ilgilenmez. Böylece size bugün dersimizin konusundaki benim oldukça önemsediğimi düşündüğüm bir konuyu anlatmış oldum. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan noktalar varsa tekrardan arşivden ikinci kez dinlenmesini özellikle tavsiye ederim. İyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Ödev süresi ile ilgili şu anda herhangi bir değişiklik yapmayı planlamıyorum. Ancak hele bir son dakikalar gelsin, bir görelim durumu gerekirse merak etmeyin, bir iyilik yapabilirim. Ama şu anda çok erken. İyi akşamlar.